Sadece iyilik olsun, gönüller huzur bulsun diye çıktığımız iyilik yolculuğumuzda bugün Kırıkkale'de, Kaletepe Mahallesi'nde Yalçın abimizi ziyaret ettik. Yalçın abimiz daha önce hepimiz gibi normal bir hayat yaşarken iki kere felç geçirmiş. Rahatsızlığından dolayı şu anda kendi imkanlarıyla kendi işlerini göremez duruma gelmiş. Ve tabii ki de hayatının biraz daha zorlaşması nedeniyle desteğe ihtiyacı var, sıkıntıları var. Bu sıkıntılarını siz kıymetli gönül dostlarımızla paylaşmak istedik. Yalçın abimizi konuşturacağız birazdan. Bakalım ne gibi sıkıntıları var, nasıl bir hayat yaşıyor, neye ihtiyacı var. Bu konuda kendisine soracağız, kendisini konuşturacağız. Evet Yalçın abi, öncelikle bizi kabul ettin evine. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Sağ ol. Öncelikle sen felç geçirmeden önce ne iş yapıyordun? Sanayide tornacıydım ben. Tornacıydın. Evet. Peki ne oldu? Nasıl oldu da sen böyle bir felç geçirdin? Vallahi gece yatağın saat 2-2.30'da. İlk 2019'da hastalandım saçımdan bir hafta önce. Evet. Hastanede yattım. Evet. Yoğun bakımda. Bu giden senede Mart'ta yine hastalandım. Evet. Bu sefer benimle konuşmama kalktı. Allah'a çok şükür. Evet. Sen beyin kanaması geçirdin. Doğru mu? Beynine pıht attı. Beynine pıht attı. Ha beynine pıht atması neticesinde felç geçirdin ve şu anda sol tarafımdan rahatsızım. Evet. Felçli. Kolum... Sol kolunu kullanamıyorsun. İşlevini yerine getiremiyor. Peki burada annenle birlikte yaşıyorsun. Bir anam var işte, ikimiz beraber yaşıyoruz. Evet sevgili gönül dostları, 82 yaşında annesiyle birlikte Kaletepe Mahallesi'nde hayat mücadelesi veriyor Yalçın abimiz. Yalçın abi, buyur. Şimdi nasıl geçiniyorsunuz burada? Vallahi ben daha tuhaf bir maaşından geçinmeye çalışıyorum. Annenizin bir emekli maaşı var. Evet. Değil mi? Onunla geçinmeye çalışıyorsunuz. Sizin yemeklerinizi falan anneniz mi yapıyor? Annem iyi kötü yapıyor ya işte, evet. Ama işte böyle dövüş yok yapıyor. Ben kıyamıyorum. Ha sen kıyamıyorsun annene. Dövüş yok derken anlıyor. Yani sen ona kıyamadığında. O da yanlış anlıyor. Evet. Mecbur yapıyor işte. Evet. Anne, temizlik falan da geldiğimde temizlik de yapıyordu maşallah. Gördüm. Ben yürüyem el vermiyorum. Evet. İhtiyar. Evet Yalçın abi, şimdi bizi izleyen sevgili gönül dostlarımızdan ne gibi bir destek bekliyorsun? Ne yapmalarını isterdin? Vallahi işte böyle dolaşmak, şey etmek için bir şeyse bir araba rica. Yani dışarıya çıkıp ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, değil mi? Evet. Yani biz seninle dışarıda karşılaştık, çok zor oraya kadar gittin, değil mi? Evet. Bakkala, markete. Hatta senin telefon ettiğinde aradın da açamadım yani. Ha, telefonu açamadın çünkü yolda yürümekte zaten zorlanıyordun. Evet. Sesi de duydun ama açamadın. Bir yere oturmadan kullanamadın, doğru mu? Evet. Evet. Başka ne gibi sıkıntılarımız var? Vallahi Allah çok şükür. Allah'tan geldi. Bunu. Bu kira tabii, kira burada. Ha burası eviniz kira. Yok, kira değil. Ne kadar kira veriyorsunuz? 2,5. 7'in geldiği zaman olacak. Nedret teyze. Kaç yaşındasın sen? Valla. 80'li. 38 doğumluyum. 1938 doğumlusun. Evet. Maşallah. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Evladından ayırmasın seni. Amin anne. Şimdi teyzeciğim. Evimiz kira dedin. Evet. Değil mi? Ne kadar kira veriyoruz buraya? 2,5. Şimdi 2,5. Şimdi bir ay 15-20 gün sonra evet. Evden ya çıkartacak ya da kirayı artıracak. 7 milyara tuttu şu. Evet. Bu da verecek 7 milyara. He, yani 15-20 gün oturacağım daha. Anladım. Yani size diyor ki ev sahibi, bu aydan sonra ya kirayı artırın. He, ya da ya da çıkın mı diyor. Evet. Anladım. Ben bunu neyle taşıyacağım? Sen de zaten bir emekli maaşıyla geçinmeye evet, çalışıyorsun. Evet. Geliyorlar, alo diyor. Maaşımı getiriyor.
bu kendi şey diyor, ondan sonra Erzurum'a gidiyorlar. Alo diyorum, hastaneye götürüyorlar annem. Evet. Çabuk has paralarını veriyorum. O götürüyorlar, getiriyorlar. Ha, yani yol parasının neyini de sen vermiş oluyorsun. Evet. Ondan sonra elektriğimi yatırıyor, bu götürüyor, onlar yatırıyor, doğalgazı ne, her şeyi. Evin temizliğini yapmaya çalışıyordun geldiğimizde, zor olmuyor mu senin doğru için? Doğru annem, tertemiz ha evim bak. Evet maşallah gördüm. Kıkırladım, evet. Bile değinen balkonları, buraları. Elektrikli süpürgen yok mu senin? Var da benim gücüm yetmiyor ona. Kıkır daha kolayıma geliyor. Mesela küçük bir elektrik süpürgesi olsa. Ben küçüğünden. Şarjlı. Nasıl olsa onu da bana yığın olacak. Şöyle şunu. Heh, ben tamam. Dediğim erken işte. Tamam. He. Tamam. 2 milyar, 3 milyar bunlar. Tamam, ondan olsa daha güzel olur değil mi? Tabii annem. Tamam. Peki teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yalçın abimiz geçirmiş olduğu iki kere felç neticesinde şu anda kendi ihtiyaçlarını büyük bir oranda karşılayamaz duruma düşmüş ve bizden istediği akülü tekerlekli araba, sandalye ya da araba. Öyle değil mi? Yok işte o tekerlekli. Yani sen sandalye kullanabilir misin o joystickli olanlar var? Nasıl? Joystickli böyle elden kumandalı olanlar var. Sağlam sağlam ya. Evet. O şükür o kumanda sağda zaten ayağı aldılar, o mesele değil. Onu kullanırım ben ama şu sorularımı kaldıramıyorum. Kullanamıyorum yani. Anladım. Bana faydası yok bunun. Anladım. Yani o öyle akülü bir sandalye olsa sen onunla kendi ihtiyaçlarını giderirsin. Dışarıya rahatlıkla çıkabilirsin. Evet, değil mi? Tabii. Tamam inşallah. Biz bunu yayınlayalım. Tamam mı? Bizi izleyen gönül dostlarımız, hayırsever insanlar inşallah onlar bunu izler. Allah razı olsun. Ne diyeyim? Tamam inşallah. Onlar inşallah sana yardımcı olurlarsa seni yine ararız biz. Evet. Geliriz, tamam mı? İnşallah sana Allah izin verirse bir akülü tekerlekli sandalye ayarlar getiririz diye ümit ediyorum. İnşallah. Var mı başka bir isteğimizde? Canı sağlar abi. Peki, ne teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ya. Evet sevgili gönül dostları. Yalçın abimizi izlediniz, dinlediniz. Yalçın abimizin durumu bu. Bizler sözü daha fazla uzatmak istemiyoruz. Eğer bizlere iyilik hattından ulaşırsanız Yalçın abimizin bu akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacını karşılamak için bizler de Yalçın abimizin yüzünü hep birlikte güldürürüz diye ümit ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden.